Habib hocam peki kalıcı kalp ile takılan hastalarda ailede genetiksel bir rahatsızlık olabilir mi? Yani bu aileden gelen, akrabalardan gelen bir durum da olabilir mi? Söz konusu olabilir mi? Şimdi genetik hastalıklar daha çok nabız düşmesiyle ilgili değil de ani kalp durmasına neden olan hastalıklar. Bizim Brugada sendromu dediğimiz, uzun QT, kısa QT sendromu dediğimiz bir takım genetik hastalıklar var. Bunlar çocukluk çağına itibaren ne yazık ki kalbin aniden durması şeklinde belirti veren hastalıklar. 5 yaşından tutun 15-20 yaşına kadar. Yani genç popülasyonda ani ölümle karakterize bir hastalık grubu ne yazık ki. Bu sınıf hastalıklar elbette genetiktir. Ve genellikle kendilerinden büyük kardeşlerinde veya kendilerinden küçük kardeşlerinde ani ölüm diye ifade ettiğimiz kalbin bir ritim bozukluğu geliştirmesi sonucu hayatını kaybeden aile bireyleri vardır ne yazık ki. Bu tür hastalarda biz diğer pil türlerinden farklı olarak şok pilini takma ihtiyacı duyarız. Elbette sadece şok pili takmak değil burada çözüm. Şok pili takmakla birlikte o ilgili kalbin uyarı sistemindeki problemi yakma suretiyle tedavi etme ihtiyacı vardır bu hastalarda. Her ikisini bir arada yaparız. Pil hastalarında genetik faktör sadece bu bahsettiğim hastalıklarda var. Diğer kalp yetmezliği olan hastalar elbette ki sonradan büyük kısmı kalp krizi geçirmesi sonucu veya miyokardit dediğimiz bir hastalık sonucu kalp yetmezliği gelişen hastalar. Bunlar orta ve ileri yaşlarda olur çoğunluğu. Nabız düşme durumu bahsettim. Daha çok yaşlı hastalarda. Bunların genetikle çok alakası yok. Çok ufak bir kısmında genetik faktör söz konusu anlayacağınız.